Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam bugün bizim CNN Türk'te yayınlanan bir haber var. Çok önemli bir haber. Ya bu biliyorsunuz Türkiye'de şu anda en büyük sorun gıda fiyatlarındaki inanılmaz artış. Bu bütün vatandaşları perişan ediyor. Buna yönelik bir takım adımlar atılacak diye bir takım söylentiler var. CNN Türk de bugün bu söylentilerden birini haber yaptı. Biz de bu akşam onu tartışacağız. Bir formül arayışı var. Yani bu gıda fiyatlarındaki yükselişi durduracak, hatta bir parça da indirecek bir formül arıyorlar hükümet. Şimdi bunu konuşacağız ama önce kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımızı bir tanıtmak istiyorum. İstanbul Ziraat Odaları Birliği İstanbul Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir. Ömer Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Ahmet Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı yayınlar diliyorum. Mete Yarar, Mete Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler, merhaba. Sağ olun. Dursun Çiçek, epeydir bir arada olamıyorduk. Çok memnunuz, hoş geldiniz. Bu akşam Zafer Şahin Ankara'dan katılıyor. Zafer Şahin merhaba. Merhaba Ahmet Bey. Hakan Bayrakçı da birazdan burada olur. Şimdi konu ne? Konu şu. 20 kalem üründe bir sabit fiyata gidelim önerisi var. Bunu iktidar partisi öneriyor. Bakalım hükümet bunu kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ya da uygulamaya sokup sokmayacağını bilmiyoruz. Ama iktidar partisinin böyle bir önerisi var. Fahiş fiyat uygulamaları, fiyat spekülasyonları, yüksek enflasyon rakamları, AK Parti'nin gündeminde, demin de söylediğim gibi vatandaşın en büyük sorunu, partinin kurmayları fiyat sabitleme diye bir sistemden söz etmeye başladılar. Nasıl bir şeymiş bu? Şimdi bu AK Parti kurmaylarının önerisine göre enflasyon sepetinde yer alan ve dar gelirlerin en çok tükettiği 20 kalem ürünün fiyatlarının yıl sonuna kadar sabit tutulması sağlanacak. Yani enflasyon sepetinde yer alan dar gelirlerin en çok tükettikleri 20 kalem ürünün fiyatını sabitleyecekler yıl sonuna kadar. Ve böylece o fiyatların artmaması sağlanmış olacak. O ürünlerin arasında neler var? Şimdi yağ var, un var, şeker var, bakliyat ürünleri var, bebek bezi var, bazı temizlik ürünleri var. Yani bayağı bir 20 kalem ürün. Fiyatları sabitlenen bu ürünlerin üreticilerine de devlet sübvansiyon uygulayacak, destek verecek. Kaynaklar kar dahil 16 liraya satılması gereken bir ürünün etiket fiyatının 10 liraya sabitlenmesini, yani diyelim ki 16 liraya satılması gereken bu 20 kalem üründen biri var. Bunu 10 liraya sabitleyecekler. Kalan 6 lirasını ise sübvansiyon yoluyla üretici ve satıcıya ödenmesi şeklinde bir örnek de veriyorlar. Yani böyle yapacaklar. Bu iş tutar mı? Ömer Bey ne diyorsunuz buna? İyi bir şey mi bu? Olabilir mi böyle bir şey? Henüz bu bir öneri. Yani henüz daha yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Bu arada Hakan Bayrakçı geldi, merhaba. Bu arada ben ne dedim? Pişti izledim. Vallahi evet ya. Dedi ki pişti olacağız kıyafette dedi. Evet. Oldunuz vallahi. Hem evet. De siyah. O da iddia etti. Yok siyah giyecek. O dik yaka giymiş, ben şey giydim. O ben da siyah yani. Giyer dedim yani. Yok ben de dedim yok. Allah Allah. Evet, bu gece pişti gecesi. Pişti gecesi. Ömer Bey. Evet Ahmet, Hakan Bey. Ya bu sabitleme, 20 kalem ürünü sabitleme tutar mı hakikaten? Nasıl? Yani sizin bakış açınızla bunu nasıl karşılıyorsunuz? Öncelikle ümit varız. Güzel bir şey olduğunu. Yani bizim hep anlattığımız satış garantili ürün. Evet, bunu böyle yaptığı zaman bu uzun zamandır üzerinde konuşmuş olduğumuz bu gıda sıkıntısını bir nebze önleyecek diye ümit ediyoruz. Biz de yeni duyduk ve inanıyoruz netice alırız. Niye? Hep yaşadığımız sıkıntı bu. Ahmet Hakan Bey, değerli izleyicilerimiz, konuklarımız,
bu işi bizden daha fazla bildiklerine inanıyoruz. Bakın, bu ülkede öyle garip şeyler oluyor ki, bu ülkede dünya bizi savaşan iki ülkeye garantör diye gösteriyor. Biz soğan patatesi aşamıyoruz. Burada büyük bir sorun olduğu ortaya çıkmıyor mu? Bakın, geçen yılın 80 kuruşa 1 liranın altındaki domates ve düzeltiyorum soğan ve patatesi yahu 13 liraya bu insanlara sattılar. Burada bir gariplik, burada bir acayiplik, burada bir vurgun yok mu? Ahmet Hakan Bey, değerli konuklarımız, bakın geçen yıl bizim girdilerimize bir yılda gelen zammı ifade ediyorum. Besi yemine %129, süt yemine %131, DAP gübresine %230, üre gübresine %344, mazota %164-165. Şimdi bu girdilerin altında ezilen köylü çiftçi, mağdur olan köylü çiftçi buna rağmen, bakın buna rağmen hala üretiyor, üretmek için mücadele veriyor. Biz şimdi geçen yıl bu kadar fiyat zammı bu yıla üstümüze binmesine rağmen bu yıl Mart ayı sonunda bizim üretmiş olduğumuz elmanın fiyatı 2 lira, tüketiciye 13 liraya sattılar. Bizim üretmiş olduğumuz limonun fiyatı 1,5 lira, tüketiciye 9 liraya sattılar. Ömer Bey, Ömer Bey bak bir şey söyleyeceğim. Bunu söylediğimiz zaman ya da bu söylendiği zaman deniliyor ki ya kardeşim akaryakıta olağanüstü şişesiz veriyorsunuz rakamları, zamlar geliyor. O ürünün tarladan markete kadar gelmesi bu fiyata mal oluyor diyorlar. Buna hak ver, bu haklı bir gerekçe mi? Bu haklı bir itiraz mı? Kesinlikle yanlış, kesinlikle saptırma, kesinlikle oyun. Değerli katılımcılara sesleniyorum. Bu anlatmış olduğum ürünlere %500'ün üzerinde zam gelmiş. Bunu hangi mazotla, hangi cirdiyle anlatacak? Mazotun dışındaki zaten tamamen yem, süt yemi, DAP gübresi, üre gübresi bizi ilgilendiriyor. Bunların bir mazot cirdisi var. Bunun da geçen yıldan bu yıla artışı %164. Peki şu anda anlatmış olduğum kalemlerin artışı %500'ün üstünde, bunu nasıl izah edecekler? Bunun böyle bir izahı var mı bilmiyorum. Değerli büyüklerimiz ifade ederler. Yani siz diyorsunuz ki ya tamam akaryakıta zam geldi, eyvallah, bu fiyatları bir parça arttırır ama el insaf %500 mü arttırır kardeşim? Bunu diyorsunuz değil mi siz? Aynen böyle Ahmet Bey. Ya gelen, bakın cümlemize, bizim olmazsa olmaz süre cümlemize %344 gelmiş. DAP cümlemize %233 gelmiş. Biz bunların altında eziliyoruz. Buna rağmen üretiyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Peki sizin mazota %160 geldi. Hadi %200 sayalım. Ya %500-600, bunu nereye koyacağız? Nereye, kime, nasıl anlatacağız bunu? Bu bizim üretim şefkimizi kırıyor. Bu bizim üretim arzumuzu azaltıyor. Burada bir ticaret yok ki. Burada bir kazanç yok ki. Buradaki faiz kazanç, vurgun fiyat. Bunu başka nasıl izah edeceğiz? Ya ne gariptir ki aylardır biz bunu konuşuyoruz. Değerli katılımcılar, Ahmet Bey, burada bir gariplik yok mu? Ya bakın soğanı, patatesi ya yollara dökmediler mi 3-4 gün önce? Ya bunu 13 liraya satmadılar mı bu insanlara? Ya bu geçen senenin ürünü, bu sene soğan patates çıkmadı. 80 kuruşa bizden aldılar onu. Ya bu %1000'i bile geçiyor. Bunu nasıl izah edeceksiniz bize? Bunlar neyin altına sığınacaklar? Evet, bu fiyat garantili satışlar, İnanıyorum ki bir nebze de olsa tüketicinin lehine olacak, faydasına olacak. Peki üreticinin, üretici bu işten, yani
bu 20 kalem ürünün fiyatını gerçekten sabitlerse hükümet, üretici bu işten zarar ya da fayda hangisini görür? Biz bu işten memnun oluruz. Niye? Bizim ürettiğimiz ürünü 4 liralık ürünü 44 liraya tüketici yemez. Biz de bundan memnun oluruz. Bize çok faydası var mı? Şu an itibariyle çok faydası bize yok. Bizim biraz önce bahsettiğimiz ham maddelere, cildilerimize ciddi manada desteğe ihtiyacımız var. Bakın Ahmet Hakan Bey, şayet dünyadaki bu sıkıntı devam ederse, ki edecek inanıyoruz, bu sıkıntının sonunda 5 yıl sonra dünyada gıda savaşı çıkacak. Bu gıda savaşından biz en az nasıl hasar alırız diye çalışıyoruz. Ve bir tık daha ileri gidiyoruz. Bu gıda savaşını fırsata çeviririz, fırsata. Bakın şu anda yıllık üretmiş olduğumuz arpa, buğday 17,5 milyon ton. Bu topraklar 45-50 milyon ton üretecek arpa, buğday imkanı var bu toprakların. Bunları değerlendirmek zorundayız. Bakın Marmara'da ekilmeyen binlerce hazine arazisi var. Bakın Marmara'da ekilmeyen binlerce hazine arazisi var. Bunları köylüye, çiftçiye ektirebiliriz. Örneğin bundan yaklaşık 3-4 ay önce 55 bin aileye 600 milyon metrekare arazini devlet kiraladı. Tarım arazisini kiraladı. Dedi ki kardeşim sen bu araziyi ek, katma değer sağla. Çok güzel. Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yaptı. Ekilmeyen arazilere %75 hibe vereceğiz. Bizi ilgilendiren konular bunlar. Bu da çok güzel. Fakat ancak bu bürokrasiyi aşmakta zorlanıyoruz. Evet Sayın Cumhurbaşkanım ifade ediyor ama gel gör bakalım. Git bakalım milli emlak. Bakalım seni kim muhatap alıyor? Bakalım sen kiralamaya başvurdun mu kim suratına bakıyor? Bırakın köylüyü. Bizi muhatap alan yok. Zaten genel müdürler Allah'a emanet. Memuru şefi bu köylüyü çiftçi 3. 4. sınıfa koymuş. Burada da bir sıkıntımız var. Burada da bürokrasi bizim önümüzü tıkıyor. Bakın. Bu çok önemli. Peki Ömer Bey. Hakikaten çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bence de %100 katılıyorum söylediklerinize. Yani artık bizim bu gıdayı, tarımı, üretimi, tarımsal üretimi bir numaralı iş haline getirmemiz lazım. Doğru yani önümüzdeki süreç artık gıda savaşlarının yaşanacağı bir süreç olacak öyle görünüyor. Ama siz diyorsunuz ki bu sabitleme, fiyat sabitlemesi tüketici lehine bir şeydir. Hiç değilse o anlattığınız türde abartılı %500, %600, %400 fiyat artışları durdurulur. Tüketici işte ise bundan faydalanır. Ama esas diyorsunuz iş üreticide, üreticinin girdiği maliyetlerinin düşmesi lazım. Bir de ikinci hedef Türkiye'nin tarımsal üretime derhal büyük ağırlık vermesi lazım. Veriliyor ama bürokrasiye takılıyor diyorsunuz. Buradan yetkililere bunun da çağrısını yapalım. Bürokrasiye falan takılmamalı. Ne demek bürokrasiye takılıyor? Ya takılmamalı bundan sonra. İsterseniz bir bekleyin. Bu konuyu yani fiyat sabitlenmesi konusunu bir tartışalım. Ondan sonra devam edelim sizinle.